Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 2019 Dünya Handbol Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında yapılacak olan Türkiye-Yunanistan maçı için Aksaraylı spor severlere çağrıda bulundu. A Milli Erkek Handbol takımımız 2019 Dünya Handbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 5. grup 3. maçında Aksaray'da konuk ettiği Hollanda'yı Aksaraylı seyircilerin muhteşem desteğiyle 30-27 mağlup etmişti. Handbol Erkekler Milli Takımı 14 Ocak Pazar günü yine Aksaray'da Hasan Dağı Spor Salonu'nda Yunanistan Milli Takımı ile karşılaşacak. Yunanistan'da 29 Ekim 2017 tarihinde yapılan karşılaşmayı Milli Takımımız 25-19 kazanmıştı. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, tüm Aksaraylı spor severleri 14 Ocak Pazar günü saat 15'te Türkiye-Yunanistan Handbol Milli Maçı'nda Milli Takımımıza destek vermeye davet etti. Başkan Yazgı, Aksaray'ımız 14 Ocak Pazar günü yine bir milli maça ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşamaktadır. İlk maçta Aksaraylı hemşerilerimizin muhteşem desteğiyle Hollanda'yı 30-27 mağlup eden milli takımımız inşallah yine salonu dolduracak hemşerilerimizin desteğiyle Yunanistan'ı da yenecektir. Tüm spor sever hemşerilerimizi 14 Ocak Pazar günü Hasan Dağı Spor Salonu'nda milli takımımıza destek vermeye davet ediyorum dedi. Aksaray'da bir hayırsever tarafından bağışlanan 25 ton un Suriyelilere ulaştırılmak üzere kilise gönderildi. Un yüklü tır STK Platformu Başkanı Eyüp Dağdaş ve İHH Derneği Başkanı Önder Özkan'ın katılımıyla gerçekleşen uğurlamayla yola çıktı. Aksaray Sivil Toplum Platformu Başkanı Eyüp Dağdaş, cumartesi pazarında unun yüklü olduğu tırın uğurlanması amacıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, hava şartlarında ağırlaşmasıyla bölgede çok büyük sıkıntıların yaşandığını belirtti. Bugün de iyilik kervanımızın devam ettiğinin bir göstergesi olarak Aksaray'ımızdan bir hayırseverimizin bir tır un bağışıyla bu iyilik kervanı yalnız olmadığı, garip olmadığı, mazlumların, mağdurların ve sıkıntı içerisindeki olan Müslüman kardeşlerimizin her zaman bundan önceki dönemde de yaptığımız yardımlarda dile getirdiğimiz gibi her zaman o kardeşlerimizin sıkıntıları bitip kendileri kendi memleketlerinde hür bir şekilde işlerinin güçlerinin başına dönene kadar onların sağlık sıhhat içerisinde yaşaması için, yaşamına tekrar dönmesi için gereken bütün desteği biz sağlayacağımızı söylemiştik. Devletimizden ve devletimizin kurumlarındaki müdürlerimizden aldığımız güç ve destekle, bize gösterdikleri yakınlıkla bu işlerin devam etmesi için biz de son çabamızla, gayretimizle bu hizmetlerin zamanında ve sağlam bir şekilde, güvenilir bir şekilde yerine ulaşması için elimizden gelen gayreti ve samimiyeti gösteriyoruz. Ve bu hizmetlerin devam etmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, bütün gönül dostlarımıza ve bu iyilik kervanına katılmak isteyen herkesi aramıza bekliyoruz. Aksaray İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Derneği Başkanı Önder Özkan da toplanan yardımlarla mazlum insanlara yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi. Biz Aksaray olarak iyilik noktasında gerçekten çok iyi noktadayız. Her yıl Suriye'ye tırlar dolusu yardım gönderiyoruz. Bu sene de yine yakın zamanda Hama'dan İdlib'e giden 140 bin sığınmacıdan dolayı çadır kentler kurmaya başladık. Bölgede yine çok ciddi sıkıntılar var. Biz de yine Aksaraylılar olarak duyarlılığımızı gösteriyoruz. Hemen iyilik tırı adı altında kampanyamızı başlattık. Bölgede halen çok büyük sıkıntılar olduğunu dile getiren Özkan, vatandaşların konuya gösterdikleri duyarlılığa karşı teşekkür etti. Konuşmaların ardından yardım tırı dualarla uğurlandı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan 36 er kısa dönem asker için yemin töreni düzenlendi. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 369. kısa dönem 36 er için yemin töreni düzenlendi. Söylediklerimi yüksek sesle tekrar et. Dağılgan Spor Salonu'nda düzenlenen yemin töreninde askerler aileleriyle kucaklaştı.
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrinde kısa dönem vatani görevini yapan 36 er yemin etti. Barışta ve savaşta! Barışta ve savaşta! Karada! Karada! Denizde ve havada! Denizde ve havada! Her zaman ve her yerde! Her zaman ve her yerde! Milletime ve cumhuriyetime! Milletime ve cumhuriyetime! Doğruluk ve muhabbete hizmet! Doğruluk ve muhabbete hizmet! Ve kanunlara! Yemin töreninde gururla ailelerini selamlayan erler tören sonunda jandarma marşını söylediler. Yemin töreni sonrasında başarılı ve birliğe katılan askerlere ödülleri ve hediyeleri verildi. Yemin töreni geçit töreniyle sona ererken askerler aileleriyle kucaklaşarak hasret giderdi. A-Milli Erkek Handbol takımı hafta sonu pazar günü Aksaray Hasan Dağı Spor Salonu'nda karşılaşacağı Yunanistan maçı hazırlıklarını tamamladı. A-Milli Erkek Handbol takımı 2019 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa elemeleri 5. grup altın maçında 14 Ocak pazar günü Yunanistan'la karşılaşacak. Aksaray Hasan Dağı Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 15'te başlayacak 5. gruptaki 6. maçına çıkan A-Milli takımı bu maçla beraber Avrupa Şampiyonası'nın kapılarını Aksaray'dan açacak. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor, ligin 14. haftasında yapacağı Nevşehir Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Dağılgan spor tesislerinde saat 16'da başlayan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik direktör Ufuk Uysal gözetiminde başlayan antrenmanda kaleci antrenörü Yunus Çal ile kaleciler Mehmet Akif Önal, Ahmet Can Dilaver ve Abdul Samet Ecik takımdan ayrı çalıştılar. 5'e 2 top çalışması ve pas taktiği çalışması yapan futbolcular tekrar açma germe yaparak taktiksel antrenmana başladılar. Teknik direktör Ufuk Uysal ve yardımcı antrenörü Öktemer Çaylı yönetiminde yapılan taktiksel çalışmada savunma ve ileri hücum oyuncuları çalıştı. Topu kontrol etme ve düzenli şut çekme taktiğine ağırlık verilen antrenmanda Musso Dikonay, Samet Albayrak, Fatih Bolat, Mehmet Tolunay Gül, Burhan Coşkun ve Alfonso Kevin Asiga'nın hırsı dikkat çekti. Antrenman yarı sahada yapılan taktik maçıyla son buldu. Temsilcimiz Siyah Beyazlar ligin 14. haftasında pazar günü saat 14'te Nevşehir Spor Gençlik Kulübü ile karşılaşacak. 68 Aksaray Belediyespor 33 puanla liderliğini sürdürürken Nevşehir Gençlik Spor Kulübü 31 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Tekerlekli sandalye basketbol takımı temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor Adana Engelliler maçının hazırlıklarına devam ediyor. Tekerlekli sandalye basketbol 1. ligi temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor ligin 10. haftasında yapacağı Adana Engelliler maçının hazırlıklarına devam ediyor. Hafta sonu Hasan Dağı Spor Salonu'nda yapılacak olan maç öncesi hazırlıklarına başlayan temsilcimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor pazar günü saat 13'te Hasan Dağı Spor Salonu'nda Adana Engellileri konuk edecek. Sporla dolu dolu bir hafta sonu geçireceğimiz bu pazar gününde Aksaray Hasan Dağı Spor'da Anadolu Yıldızları Spor'u konuk edecek. Kadınlar futbol 3. lig temsilcimiz Aksaray Hasan Dağı Spor ligin 7. haftasında Kayseri ekibi Anadolu Yıldızları Spor'u konuk edecek. 14 Ocak pazar günü saat 13'te Dağılgan Stadı'nda yapılacak olan maç öncesi hazırlıklarını aralıksız devam ettiren temsilcimiz Kırmızı Siyahlılar haftalardır namağlup olarak sürdürdükleri liderliği korumak istiyor. Dağılgan spor tesislerinde yapılan antrenmanlarda verimli çalışmalara imza atan sahanın sultanları son hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladı. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.